Zamanımız varsa eğer bir soru daha cevaplayabilir miyiz çabucak? Hollanda'da yaşıyorum. 19 yaşındayım diyor. Evlenmek istiyorum ama bazı insanlar kaderinde varsa o seni bulur. Bunun için bir şey yapmana gerek yok diyorlar. Yanlış söylüyorlar. Öyle değil. Bu doğru mu? Değil. İnsan kaderinde olandan başkasıyla evlenemez mi? Tabii evlenemez. Ama kader böyle değil. Bir de bazı insanlar evleniyor, boşanıp tekrar evleniyor. E, kaderinde olan birincisi ise ikincisi ile neden evleniyor? İkincisi ise birincisi ile neden evleniyor? Cevaplarsanız sevinirim. Karma karışık bir soru. Bu kadar zamanda bunu cevaplamak mümkün değil. Gamze kardeşimiz selam gönderiyoruz buradan. Efendim birincisi ile evlenmek de kaderiydi. Ondan boşanmak da kaderi idi. İkincisiyle evlenmek de kaderi Onun için evlendi. Onunla boşanırsa o da kaderidir. Eğer Kiminle evleneceği konusunda çaba gösterirse, iyi birisiyle evlenmeye uğraşırsa bu da kaderidir. O zaman iyi birisini bulur, kaderi olmuş olur. Eğer böyle bir yani kaderi böyle anlamaz. Kaderiye gibi efendim yanlış anlar. Nasılsa benim kaderimde olan gelir olmayan gelmez. Benim bir şey yapmama gerek yoktur diye sakat bir düşünceye sahip olursa bu da bir kader olmuş olur. O zaman da sonucuna katlanır. O zaman da muhtemelen e, iyi olmayan birisiyle evlenmiş olur, o da onun kaderi olmuş olur. Kader demek sizi bağlayan bir sonuç demek değil. Kader demek Allah'ın bildiklerinin aynen olması demek. Allah'ın ezelden her şeyi bilmesi demek. Sizin iyi şeyler yaparsanız kaderinizin ona göre olacağı demek. Kötü şeyler yaparsanız kaderinizin ona göre şekilleneceği demek. Yani bir bakıma kaderiniz sizin elinizde. Onun ne olduğunu siz bilmiyorsunuz ki kiminle olacağını. Şunu biliyoruz biz. Allah bize çaba göstermemizi emrediyor. İyilikleri aramamızı emrediyor. Demek ki bizim kaderimiz eğer bunu yaparsak onlara göre çizilmiş olacak. Kötü şeyler yapar tembellik edersek kaderimiz de ona göre çizilmiş olacak. Hepsi bundan ibaret. Neden Müslümanlar bu kader konusunda hala böyle sanki... Ne yazılmışsa o olur. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yapsanız da bunu değiştiremezsiniz tarzında bir kaderi düşünceye sahip olurlar. Bunu anlamakta mümkün değil. Bu da galiba bir kader. Allah'a emanet olun sevgili seyirciler.